hesabdan verilmiş olmamız değişik çok yakamız. El-Nisan mühendisi, El-Nisan, Ahnama Trekin Kul, İşanışnama Trekin Kul, Allah ile benlerin ortasındaki şerhnama tüzüge kul. Yani ahdleşmeye kul. Allah Ta'ala bütün Adem Aleyhisselam'ını kıyamet geçip orada geldi. Bence insanların ruhlarını yaradı. Bunlarla Allah-u Teala sevap verdi. Yani Elestu bi Rabbikum. Ben sizlerin perverdikarlarınız emesmem mi? Dip sevap verdi. Şunda mu'mun Müslümanlarının ruhları kâru bela yok elbette sen bizim perverdikarımız sende cevap verdi. Yani bu şekilde mu'mun Müslümanlar bile Allah'ın kurtasında ahmama peydah oldu. İşançnama peydah oldu. Allah bu işançlı bu dinini bizlerle emanet kılıp verdi. Bu emanetini ada kılıçlı, bu emanetini icra kılıçlı elbette Allah'ın dinine, şeriyetine muhafı hayat geçirişli bile biz bu emanetini adatıya bulamız. Allah'ın dininin talepleri gibi ayet geçirişli bile bu emanetlerini adatıya bulamız. Bir kişi bir bendege, bir dostige, koşnisige, ya uzatiyatın karınlaşige, mağmur bir, mağmur bir kıymetli ege kadar kurdu. Ya iki burad bir artama bindir, ya iki burad bir asfalt üstüne, burad bir nesanın koliga verip, dostum, buradarım, bana şu sende durup dursun. Ben diğerine giyip, beni veresem desem, bu hamam ona. Bu, bende ve bendenin ortasına girip amana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu da amanatlar doğrusu da hem ediyor. Yani, münafıklıktan alamadı, müşterdir diyorlar. Yani bendenin kalbine nifak var diye. Allah'ın varlığına ve birliğine her bitten kırınan yakşı amelge mukafat, yaman amelge, ceza varlığına kalbine işancı kurmayan adamdır, münafıklıktan. Münafıklıktan alamadı, müşterdir diye. Birincisi, kendinize yapmadık. Gel yapmadı, gel yapmadı. Uzun verip durup geldi. Bunun yapmanın sebebi kimdir? Kaçadır, mutlardır, mantlardır, mantlardır, durgen, maddiyat ve gücü. Bunun yapmanın sebebi, kaysıdır, köyde yeri batık, acıraşır. Bunun yapmanın sebebi, kaysıdır, koşullarını kurtlasıken, fitne vurumu saçırışır, bakmalar, birbirlerine cencelleşir. Bunun yolları sebebiyle akı kukalar o basitliğinden tırpırlarken sile yıranından acıranın barışı durdu. Orada kendi huzurun barışı durdu. Lekin bunu bilip durup bu şu anda bir yoldan geldi. Bu bunun münafıklığının bilgilerinden bitmesidir. Eğer vaada kılsa kılabilir. İkinci bilgisi vaada kılsa kılabilir. Ateylem. Ama bağda burad bir zarurat bulması bir kişiye bir tasar vada kıldıyız. Şu vadanızda üstünden çıkışlığınızda ikvaniye kurmayarken olsa aldığı zamanda telefon kırıp buraların hatırlanıp ben sizde bana şu günde bana şu vada verdim. Bugün zarurat sebebi az bile uzgarış buldu. Dip var bugün vakiyatımız için yürekler eğitip huzur sorasak ve bu adam bizde düşünen yapmasa biz vadeke kalkı yapmamız. Lekin ateyle uşa bitti nasan gözünün kılalmasını gidip bilir. Uşa olabilir derken vadesin vada olur vada yerlerini devre etken vada bilip durup uşa günü uşa halatına uşa vaziyette çıkışı için vada kılıp uşa vadesi yapmak payla olarak yapmasa bu adamdaki günah. Ve üçüncüsü, bize uhtemimle hane deyledi. Eğer bunu amanat koyuysa, yalanlar. Bu pul mu? Bu kural bir teknik mi? Bu
biror bir qasam uskunami, biror bir hatto mana shu gapim senga omonat deb aytgan bo'lsa, o'sha gap ham omonat bo'ladi. Lekin bola nima qiladi? Xiyonat qiladi. Bu banda bilan bandaning o'rtasidagi bo'lgan omonatga bo'lgan e'tiborsizlik bandaning munofiqligining belgisi bo'ladi. Yoyinki bunda munofiqlikdan bir belgi borligini o'sha qilayotgan amali ko'rsatadi. Lekin Alloh bilan bandaning o'rtasidagi omonat esa bu hozirgina aytib o'tganimizdek Allohning dini, Allohning shariati, Allohning hukmlari, Allohning buyruqlari, Allohning qaytariqlari hammasini biz omonat qilib yelkamizga olganmiz. Ulug'larimiz yaqin yillarda o'tgan ulug'larimiz bir bayt aytgan edi. Hozir o'sha aytgan zot esimga kelmadi. Qalbim ichra dard bo'lgan avvalgilarga o'xshamas. Ya'ni u nimani qayg'urib aytgan ekan desa, ilgari zamonda mana shu qalbi ichroqda iymon keltirib sahobalarni davrida, sahobalardan keyingi tobiinlarni davrida, tabaa tobiinlar o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga zamon jihatidan yaqin bo'lgan davrlarda musulmon odamga Allohning buyruqlarini va Allohning qaytariqlarini aytishlik uyat sanaladigan darajada. Chunki ey birodarim, sen mana bu Allohning buyruqlarini qilgin, mana bu manhiyotlarni Alloh qaytargan narsalardan qilgin deb aytish bo'lmagan. Nima uchun desa, Allohga iymon keltirgan banda bunday qilmagan. O'sha Allohga bergan omonati Allohning diniga to'la-to'kis rioya qilgan. Bugun avvallarga o'xshamasligi nimada desa, bugun iymon kalimasini aytyapmiz, namozni o'qiyapmiz, ro'zani tutayapmiz, zakotlarni qo'limizdan kelgancha beryapmiz, haj ibodatlarini qilayapmiz, lekin hamma nasihatga qo'yamiz. Nima uchun desa, biz Allohning dinini o'sha omonatini chiroyli saqlay olmaganligimizdan. Ya'ni hammamiz gapirayotgan gapimizda fitna topiladi, g'iybat topiladi, bo'g'ot topiladi. Hammalarimizda judayam ko'payib ketayotgan narsa go'yoki bir dinimizni talablarini oddiy holga o'xshatadi. Go'yoki biz gapirayotgan gaplar o'zimiz iymon keltirgan, va'da bergan, qanday hisobda va'da bergan Allohning dini, bu Allohning omonatini go'yoki bir yuzak qilib qo'yamiz. Qilayotgan ishimiz, aytayotgan so'zimizga to'g'ri kelyapti. O'shaning uchun ulug'larimiz aytgan ekanki, ichim dardu g'amdan to'la, lekin avvalgilarni dardi g'ami o'xshamaydi. Avvalgilarni dardi g'ami Allohning buyruqlarini chiroyli bajarib
berib ko'rishimiz kerak. Qancha joyda qilyapmiz? Agar rentgen qilib, biror bir belgilash imkoniyati bo'layotgan bo'lsa, necha foizga amal qilyapmiz? Aslida necha foizga amal qilsa jannatga kiradi? Allohning diniga to'liq amal qilsa jannatga kiradi. Lekin qilayotgan amallarimiz bizga kerak bo'ladigan foizni ko'rsatmayapti. Kelyapti, domladan. Her yerlerde bana şu başlıkla sonra bir arızalar bile geliyor. Babla bana şu şu adam, falancı adam benden karız var. Birine. Falancı adam iki marta hacı bağırıp geldi geçen beni 10 santimetre cahimli parka bağırıp bir gün kırıp koşusu cercatı geliyor. Yine yaptı. Babla beni koştu, koştuğunu yapmadığında ben hiç yasaklayan değil mi? İlk tarafkaça bu namazı gelendi. İlk tarafkaça bala çakasını bana gidip sonra çıkartmadı. Ben oralarından inşallah bu kötü yapmadım dedi. Kanı değiliz. Kanı aparımız. Bu arada aslında Allah'ın rahmetine umut var iken biz. Allah'ın cennetine umut var iken biz. Allah'ın dinini bizlerini yerlerimize koyduğun amanatını çırayla adamlayın. Hayatımızda sindirişe hareket edin. Allah amanat kılıp verilen parçalarımızda çırayla verin. Bunların ahlakı, adamı bırak gece hepimiz kaybolayın. Hayatlarımızda bir tatbik kılıp dinimizde arkaplarını yavaş giden bunların imkan kadar bir hareket edin ki bir dege saadet kapsın. O kullarını saadet kapsın. Sabahtı bizden de saadet kapsın. Allah da Allah özellik kalanını şuna edeyim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu la tekûnu Allah'a ve Resûl'a Resûl'a ve tekûnu emanâtikum ve entüm te'lemûn. Ve iman getirgenler Allah'a ve Allah'ın Resûl'a ve onların buyruklarına hıyanat kılmayız. Ve birbirimizden koyduğun amanatlarımızda hem bir durup hıyanat kılmayız. Mufassirler, Şeyh İbn-i Cerir, Taberi, Rabbi Mahmudlar, şu ayeti kelime tafsirinde, Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın üçte diğerlerinde bu ayetlerdir. Ayeti kelimedeki Allah'a hıyanat kılış, onun buyruklarını becermezlik. Allah'ın Resulü'ne hıyanet kılıçtık, onun sünnetlerini terk etmiş ve günah işaretini kılıçtı. Ve bölüp durup birbirlerimizde koyan amanetlerimize hıyanet kılıçtık, bu beldenin merdeke diken hıyaneti. Allah bana şu köyde, bana şu işte hıyanetini düşündür ya. En birinci, en makamı yukarı koyan amanet, bu Allah'ın amaneti. Allah'ın buyrukları. İkincisi Peygamber Aleyhisselam'ın amanatı. Bu kişinin sünnetleri. Ve üçüncü amanat birbirlerimizle verilen amanatı. Hak bu söz olsun, hak bu olsun, hak bir artır derse olsun amanat. Değildi mi bu amanat bir kapanatı? Bunu şey gerekiyor. İnsanlığa verilen hayat nimeti, mübarek cismi can, Allah'ın amanatı sanır. Amanatımızın Allah verilen bu cismi canlarımız Allah'ın amanatı. Zira Allah bana yaratan bence mahlukatlar içinde en mükemmel ve aziz kılıp yaratmayanı bu insandır. Allah Rabbimizin kelamı şerifinde şimdi ben merhamet kılıp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم الله تعالى يقول لك حقيقة بس آدم فرزندان عزيز ومكرم قدك وأولادنا قلوبك وديكسك قد قلوب وكيمة لك قدرت قدك hamda ularga bor narsalardan qisqirib berdik va ularni o'zimiz yaratgan bor jonzotlardan afzal qilib qo'ydik deb Alloh taolaga rahmat qildi. Shuningdek, tirikligimiz va hayotimizga rahmat
berilgan bir amonat ekanligini, sog'lik, salomatlik bizga berilgan ulkan bir amonat ekanligini, bu berilgan vaqt amonat ekanligi, farzandlarimiz amonat ekanligi, bu yurt tinchligimiz, xotirjamligimiz amonat ekanligini albatta bizlar his qilishimiz kerak. Bu amonatlarni o'z o'rnida ishlatishimiz, ularga zarracha xiyonat qilmasligimiz lozim va vojib amallardan hisoblanadi. Berilgan umrni solih ishlarga sarf etishimiz, salomatligimizni qadriga yetishligimiz va Alloh bergan amonat qilib berilgan vaqtning qadriga yetishligimiz, o'zimizdan yaxshiroq qoldirishga harakat qilishimiz, farzandlarimizni komil inson qilib tarbiyalash payda bo'lishimiz lozim bo'ladi. Banda bilan banda o'rtasidagi amonat bandalar o'rtasidagi haq va majburiyatlar hisoblanadi. Dinimiz amonatlarni o'z egasiga biz butun yetkazishga buyurgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna Alloha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Inna Alloha ni'ma ya'idukum bihi. Inna Alloha kana sami'an basira. Darhaqiqat, Alloh taolo amonatni o'z egalariga topshirishingiz va odamlar o'rtasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishingizga buyuradi. Albatta, Alloh sizlarga yaxshigina nasihat qilur. Albatta, Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Amonatga xiyonat qilmasdan uni chiroyli ado etish, ning muddasidan chiqish bu juda ulug' fazilat hisoblanadi. Amonatni yaxshi saqlab o'z egasiga salomat topshirish xususan Janob Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yoshliklaridan boshlab barchaga namuna bo'lgan sifat va fazilatlaridandir. U zot sharaf rostgo'yliklari, birovlarning haqqiga xiyonat qilmasliklari, va'dalariga vafodorliklari tufayli al-Amin, Muhammad Amin, omonatdor, ishonchli odam degan sifatlar bilan sifatlanar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir qancha hadis shariflarida omonatdorlik va'daga vafo qilishga buyurganlar. Jumladan Imom Termiziyda rivoyat qilingan hadisda mana shunday marhamat qildilar: "Addi amanata ila man i'tamannaka va la taqum man khonaka." Ya'ni omonat bergan kishiga omonatni qaytaring, lekin sizga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilmang. Amonatdor bo'lish, kishilarning ishonchini oqlash naqadar qiyin ish bo'lganida unga beriladigan ajr savoblar ham juda ulkandir. Chunki omonatdorlik inson hayotining barcha sohalarida mavjud. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, la imana liman la amanata lahu va la dinan liman la ahda lahu deganlar. Ya'ni omonatni saqlay olmaydigan kishining iymoni, ahdiga vafo qilolmaydigan kishining dini yo'qdir degan. Bu bilan Payg'ambar alayhissalom aytmoqchilarki, iymon ham mo'min kishiga berilgan bir omonat narsa. Buni shaytonga boy bermagan holatda avaylab saqlash lozim. Buni saqlash uchun albatta omonatlarimizga xiyonat qilmasligimiz kerak. Topshirgan omonatlarni turli ofatlardan saqlab qololmaydigan kishi o'z iymonini ham albatta saqlay olmaydi. Ahdi paymoniga vafo qilmaydigan yolg'onchi, aldamchi kishilarda din ham qaror topmaydi. Azizlar, bugungi mavzuyimiz mana shu omonat to'g'risidagi mavzuyimiz hammalarimizga judayam bir dolzarb mavzu hisoblanadi. Hammalarimiz bir o'zlarimizni o'nglab hayotlarimizga tadbir qilishimiz kerak bo'lgan bir holat. Albatta, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadislarda aytganlarki, inna kulli bani adama khata'un deganlar. Odam bolasining hammalari xato qiladi. Kitoblarda xato qilishlik ham bandaning bandaligining belgisi deb keladi. Ya'ni banda bor ekanki xato qilar ekan, xatosi bo'lmagan banda bo'lmaydi. Bu imom bo'ladimi, u hoji bo'ladimi, yo biror bir
Lekin banda bir kun bitta narsaga qaror qilish kerak. Bitta to'xtamga kelish kerak. Tavbasi qabul bo'lishi uchun bitta maqsadni mahkam ushlash kerak. Nima deyish kerak? Men shu kundan endi boraman. Inshaalloh. Birorta omonatga xiyonat qilmayman. Birorta yolg'on so'zni so'zimga ishlatmayman. Birorta va'damga xiyonat qilmayman. Bu o'sha kun aytaylik 2022 yil 5 avgust bo'ladigan bo'lsa, o'sha kun bizni hayotimizda yaratib turishi kerak. Ya'ni oldimizga biror bir omonatga xiyonat qilish to'g'ri kelsa, biror bir kishiga hazillashib bo'lsa ham yomon gapirish to'g'ri kelmaganda, yoki biror bir va'daga xilof qilish to'g'ri kelmaganda, men 2022 yil 5 avgust kuni soat 12:44 minut o'tgan vaqtda Allohning baytida, Allohning mo'min bandalarining guvohligida, inshaalloh men o'zimni o'nglayman. Xatolarimni to'g'rilayman. Biror marta yomon gap gapirmayman. Biror marta va'daga xilof qilmayman. Biror bir omonatga xiyonat qilmayman. Dinimizni, talablarini, arkonlarini, buyruqlarini joy-joyida bandaligimni qilaman. Bajaraman. Va Alloh aytgan narsalardan o'zimni tiyaman deb so'z berganman. Alloh bilan o'rtamda aniq hisobda bo'lgan ishonchnomani yana qaytadan tikladim. Va tiklayman, inshaalloh shu holatda o'taman deb qattiq bir tutib qo'lni mahkam ushlab hayotimizni qutqaradigan paytda. Bo'lmasa Allohning huzuriga borganimizda yuzlarimiz qaro bo'lib, xijolat bo'lib qolamiz. Bilib-bilmasdan kimdir g'ibat qilyapmiz. Bilib-bilmasdan kimlargadir tuhmat qilyapmiz. Bilib-bilmasdan kimlardir nimalarni aytayapmiz. Tilimiz bilan, qo'limiz bilan qo'ni qo'shnilarga azob berib qo'yyapmiz. Va musulmonlikni da'vo qilyapmiz. Bu ikkalasi bir-biriga jam bo'lmaydigan holat. Ya'ni mo'min musulmonlik degan so'z bilan omonatga xiyonat qilishlik, yolg'on gapirishlik, va'daga vafo qilmaslik, birovlarni g'iybat qilish, fitna qilish, bo'xton qilish, tilimiz bilan qo'limiz bilan azob berish, bular bitta jang, bitta joyda jam bo'lmaydigan bittasi fazilat, bittasi illat. Biz jamlaymiz deb harakatlanyapmiz. Adashamiz. Allohni dini bizlarga masxara emas. Ertaga Allohning huzuriga borganda qiynalmayin. Yuzim yorug' bo'lsin. Namoyi amolim o'n tomonidan berilsin. Tarozi mezonda yaxshiligim og'ir bo'lsin. Sirotdan yashin tezlikda ko'tarin deb umid qiladigan banda xuddi men aytganday qilib o'ziga tutum qiladi. Va o'sha tutumni albatta o'zini oilasiga joriy qiladi. Ahli oilalarini, farzandlarini, o'g'il qizlarini, nabiralarini mana shu tutum asosida tarbiyalashlikka harakat qiladi. Niyat to'g'ri bo'ladi. Inshaalloh har bitta harakati uchun Allohning dinini ijrosiga bo'lgan har bitta harakati uchun Allohning huzuridan inshaalloh daraja oladi. Omonatlarni yaxshi saqlay olmaslikdan barcha jinoyat va ko'ngilsizliklar kelib chiqadi. Insonlar bir-birlari oldidagi burch va vazifalarini yaxshi bilmasliklari yoki bilsalar ham bunga to'la rioya qilmasliklaridan murosasizliklar, urush janjal, mushkul muammolar, sudlashish, jinoyat, bir-birlarini ustidan shikoyat qilish, masalan birovlarni
manfaatli qarasi yo'lidan tushaman, mansabdan foydalanib suiiste'mol qilishligi mamlakat taraqqiyotiga bo'l bo'lishi barobarida oxiratda ham hasrat va nadomatga sabab bo'ladi. O'sha omonatga ehtiyot qilganlik uchun imom domla bo'ladimi, mahalla rais bo'ladimi, ichki ishlarda ishlaydimi, davlat xavfsizligida ishlaydimi, prokuraturada ishlaydimi, qanaqa mas'uliyat bizni yelkamizga yuklangan bo'lsa o'sha ishimizni o'zini ustavi bor. Nima ishni qilishimiz kerak, nima ishni qilmasligimiz kerak, davlatimiz tomonidan bizga shu vazifa yuklatilgan. Albatta bu yuklatilgan narsalar birortasi dinimizga, shariatimizga zid emas, lekin o'sha yuklatilgan ustavimiz nizomimizga to'g'ri kelmaydigan holatda harakat qiladigan bo'lsak, u qaysi tashkilot rahbari bo'lishidan qat'iy nazar ham Allohning diniga xiyonat qilgan bo'ladi, ham o'sha yurtni, o'sha davlatni, o'sha jamiyatni taraqqiyotiga, rivojlanishiga, farzandlarining kelajagiga, salohiyatiga xiyonat qilgan. Buni har bitta Alloh taolo bu mansabni bergan odam his qilishi kerak. Eskidan qolgan bir maqol bor: agar deydi Allohni nazari tushmasa deydi eshak bozorida davvol bo'ladi desa, Alloh sizga shu vakolatni berdi, o'sha mansabni berdi bizga, demak biz nima qilishimiz kerak? Bu mansabni, bu maqomni, bu joyni omonat deb bilishimiz kerak va shu omonatlarimizga hech ham xiyonat qilmasligimiz kerak. Shuni payda bo'lishimiz kerak, shuni harakatida bo'lishimiz kerak. Robbimizni huzuriga borganimda nima deb javob berishligimiz, o'ylashligimiz kerak. Yaqinda bir o'sha diniy xodimlardan bir rahbar odamni bir judayam bir yaxshi tavsiyani eshitib qoldim, xursand bo'ldim. Shu odam o'zini shaxyoriga har oyiga o'sha shaxyoriga o'zi davlat tomonidan, idora tomonidan oylik berdi. Ba'zida 500-400 ming so'm pul berib qo'yar ekan shaxyoriga. Ha, nima uchun? Bu odam oylik olyapti, yetardi bir oylar qolmadigan darajada oylik olyapti, bu odam berapti berasiz desa, yaqinda bir qachqa qolib ketgan ekan, meni aybim bilan uyimdan shu olib keldi, yaqinda yana bir hujjatlarim qolib ketgan ekan uyimga borib alohida meni aybim bilan olib keldi, shunga o'xshagan ba'zi bir narsalarga borib kelishligiga men o'zim alohida oylik berishim kerak. Qarang, omonatdor hammamiz shunday bo'lishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday omonatdor, yolg'on gapirmaydigan, g'iybatlardan uzoq bo'lgan, fitnalardan uzoq bo'lgan, birovlarga bo'xton qilmaydigan, tilimiz bilan, qo'limiz bilan hech kimga, hech bir musulmonga azob bermaydigan, Allohni huzuriga borganda yorug' yuz bilan boradigan, najot topib, najot topishimizga ishonch bilan boradigan, omin deganlarimizda duolarimiz ijobat bo'ladigan haqiqiy mo'minlardan bo'lmoqligimizni Alloh hammalarimizga nasib va muyassar aylasin. Muhtaram azizlar, omonatdorlik to'g'risida qancha gapirsak, judayam hadislar bu borada omonatdorlik to'g'risida dinimizni talablari judayam ko'p. Ishlarimizga amal qilsak, harakat qilsak amal qilishlikka inshaalloh asosiy maqsadi hosil bo'lgan bo'ladi. Yana bitta narsani eslatib o'taylik, inshaalloh hijriy yil hisobi bo'yicha birinchi oy mana samaralarimiz muharram oyida bo'lamiz, ya'ni 1444 yilning birinchi oyi muharram oyining 5-kuni turibmiz. Alloh taolo bu oyda harom qilingan, ya'ni zulhijja, muharram, rajab to'rt oyning biri bo'lib harom qilingan urush, janjal, qon to'kish, ozod berish, shunaqangi harom qilingan va ehrom qilingan oy deb e'lon qildi. Uni 10-chi kuni, ya'ni ashuro kuni alohida fazilatlarga ega. Bu kun ro'za tutish o'tgan bir yillik gunohlarga kafforat bo'ladi.
Yo'lovchilar buni xudo xohlasa 2022 yilning 8 avgust dushanba kuniga to'g'ri kelyapti bugun. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, Alloh xohlasa kelasi yil 9 kun ham tutamiz deganlar. Ya'ni bundan avval kelgusi yilda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlar, ulamolarimiz aytadilarki, bir kun oldin, bir kun keyin qo'shib tutishlik ham albatta mana shu hadisda ulug' darajalarga olib keladi degan. Shuningdek, bu oshiro kunlarida yaqinlarimizga, farzandlarimizga bir kiyimchilik qilib, dasturxonlarimizni bir tuzatib qo'yib, qo'limizdan kelganicha boshqa kunlarga nisbatan bir ularni bir xursand qilib, sovg'alar ulashib, kiyimchilik qiladigan bo'lsak, albatta payg'ambar alayhissalom bu haqda shunday deganlar: "Man wassa'a ala iyalihi yawma ashura, wassa'a Allohu alayhi fi sa'ir sanatihi" deganlar. Kim oila ahliga oshiro kunida oziq ovqat, kiyim kechak va boshqa narsalarda kengchilik qilsa, yilning qolganida Alloh unga kengchilik qiladi deb marhamat deganlar. Shuning uchun o'sha oshiro kunlarida saxovatimizni kengroq qilsak, ya'ni beva bechoralar bor, yetim yesirlar bor, doriga pul topmayotgan, qiynalganlar bor, qancha qancha arizalar bilan kelishyapti, bir imkoniyatsizligidan, nochorligidan, bir ko'rsatishga imkoniyat yetmaydigan mahallalarimizda bir nochorlar bor, ularni holidan xabar olinadigan bo'lsa, albatta bu narsalar hammalarimiz uchun yil davomida ulug' bir daraja va mukofotlarga sazovor bo'lishligimizga sababchi bo'ladi. Shiori Suriy rahmatulloh biz ushbu hadisni amalda qo'llab, uni aytilganidek ekanligiga guvoh bo'ldik deganlar. Shiori ibn Fayda rahmatulloh biz buni 50-60 yil tajriba qildik va har yili tajribamizda o'shanday bo'lganini ko'rdik degan. Ya'ni kim o'sha oshxona kunlari farzandlariga kengchilik qilsa, albatta shu yil davomida kengchilik bo'lganligini 50-60 yil davomida tajriba qilib, hammasida ko'rdik. Muhtaram azizlar, bugungi mavzuimiz mana shu haqida. Aslida mana ozgina vaqtimiz bor, inshaalloh hammalarimizga bir ham topshiriq ham iltimos, mana hammamiz guvoh bo'lib turibmiz dinimizda judayam bir xudo xohlasa dinimizga bir ko'l bo'ladigan, faxr bo'ladigan, inshaalloh bir ko'p yillar hisobga olinib farzandlarimizni bir saodatiga, ma'rifatiga, din dunyolarga xizmat qiladigan Allohni ulug' bir bayti bino qilinyapti. Inshaalloh tom qismiga keldik. Ustalarimiz g'ayrat qilishyapti. Bu joyda qancha qancha homiylik qilayotgan akalarimiz, opalarimiz hammalari harakat qilib turishibdi. Biz mana eshik derazalar bo'yicha e'lon qilgan edik. Bu borada ham juda suhbatlashib kelyapmiz aslida. Aslida bu katta daryo oqib o'tyapti. Bu o'sha biz qo'limizdan keladigan odamlar, imkoniyati borlar uchun aytilayotgan gap. Imkoniyatimiz boricha Alloh bergan moli davlatni borib o'sha Allohni baytiga sarflasam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, bir g'isht qo'ygan odam o'sha masjidga jannatda qasrga ega bo'ladi. Ya'ni shunaqa ulug' mukofot, shunaqa ulug' savobli ish o'tib ketyapti. Inshaalloh bu baytni egasi Alloh taolo inshaalloh bitadi bu bayt, lekin foydalanib olishlik imkoniyati bizda turibdi. Biz imtihonlanyapmiz, deyaveradi. Hozir shu imtihonda turibmiz hammamiz. Shu imtihondan chiroyli o'taylik, harakat qilaylik. Mana sement olib kelyapti, olib kelayotgan birodarlarimiz, endi bizga judayam ko'p sement kerak, hali g'ish davom etib kerak bo'lyapti, mana parapetlar berilyapti, ikkita binoni tuzatish berilyapti. Xorazmdan xudo xohlasa bittasi mana 10 metrga yaqinlashib qoldi, ikkinchisi ham qurilyapti inshaalloh. Yana 20ga yaqin ustalar keladi, ustalarni oyliklari masalalari. Hammalarimiz bir bo'ladigan bo'lsak, dinimizni qabul uchun bunday masjidni yana ikkitasini qurish ishini qilamiz inshaalloh. Hammalarimiz mana hashar masalasida yaqin sustlashib qoldik. Ramazon aka mana keldilar, hajdan qaytib keldilar, yozayapti. Hammamiz taniymiz, uchrashib yozdirib harakat qilaylik. U o'sha bir rivoyat bor, bir kishi bir masjidni bitta o'zi quraman degan ekan. Hech kimga biror
o'sha odam bir odat chiqaradi. Biz roza qilgan narsa shuki, u joyga bir harakat, bir qadam Allohga rozilik uchun qilingan har bitta yaxshi so'z, uni bitishiga bo'lgan xayr-oqibat qilishlik inshaalloh bizni jannatimiz. Noto'g'ri so'z, fitna, har qanaqa bo'xton o'sha masjidni obod bo'lishiga, bitishiga ziyon etadigan har qanday gap albatta og'ir gunohlar bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun azizlar, vaqt darni g'animat qilib, hammalarimiz mana shu Allohning baytini bir tazishlikka shoshilib qo'yaylik inshaalloh. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday qilib ajr savoblar bilan mukofotlasin. Allahu Akbar.
hafiyyət qiləyətlərindən dua ümidini qızmışdı qıdqən məcdad-ı cəddadlarına